Şimdi biz arıya vahyettik diyor. Bakın, bir yerde de gene Kur'an'da her canlı yaratılışına göre hareket eder. Şimdi arının burada bir ayrıcalığı var. Arıya vahyettik derken arının ilahi bir programı var. Genetik yapısında saklı bu. Yani dolayısıyla arının bu özelliği ürettiği bal bir şifa kaynağıdır. Şimdi efendim biraz önce söyledim ya, yani arı mesela sabahleyin kovandan çıktığı zaman ne yapar? Bir çiçeğe konar. Akşama kadar aynı çiçekte dolaşır. Yayla balları hariç oralarda farklı çiçeklere konabilir gün içerisinde ve sürekli o gün sabah hangi çiçekle başlamışsa aynı bitkinin çiçeği üzerinde dolaşır durur. Arı böyle bir şey. İşte vahyettik derken arı, yani onu biraz incelediğinizde arı üzerine konuşulacak çok şey bir var. Bir bilgi vereyim mi size hocam? Evet. 450 gramlık saf balı elde edebilmek için yaklaşık olarak 17 bin bal arısının 10 milyon çiçeği ziyaret etmesi gerekiyor. Evet. Düşünün yani ne kadar kıymetli, ne kadar emek isteyen bir şey. Şimdi burada tabii ki arıların işi sadece bal üretmek değil, yani çiçeğin nektarını bala çevirmek değil, aynı zamanda da polenleri alıp döllemeye de yardımcı, bu üstleri de var. İşte biz rüzgarları gönderdik aşılayıcı olarak der ya Yüce Allah Kur'an'da. Dolayısıyla bunu arılar da yapıyor, bunu başka böcekler de yapıyor ama en çok çiçekten çiçeğe koşan arı olduğu için bu görevi fazlasıyla var. Şimdi şunu söyleyelim, bakın ben bir örnek vereceğim, bunu değerli izleyicilerimize anlaşılır hale getirebilmek için çok basit bir örnek. Mesela ben ne öneriyorum? Diyorum ki lavanta, ha bak burada milk thistle'a konuyor. Milk thistle, deve dikeni, bu papatya. Evet. İşte burada diyelim ki Burdur, Isparta yöresinde lavanta bahçeleri var. Mesela Kırım'ı biliyorsunuz değil mi? Fransa Kırım'da lavanta yetiştiriyor. On binlerce dönüm lavanta. Yani bu kadar kıymetlidir lavanta bitkisi ve çiçeği. Şimdi şunu düşünün, lavanta çiçeğinden elde edilen bir bal. Bakın bu balın içerisinde enzimler, proteinler, işte polenleri de var bir miktar. Ve saf lavanta balı diyorsunuz buna. Mesela narenciye balı diyorsunuz. İşte şu mevsimde arılar narenciye balı yapıyor. İşte ne bileyim mandalinadır, limondur, portakaldır, greyfurttur, bergamuttur. Bütün bunların çiçeklerine konarak narenciye balı yapıyor. Şimdi lavanta çiçeğine konan ve o bölgede lavantaya has bahçeler var. Arı gidiyor oradan lavanta balı. Tadına baktığınız zaman, kokusuna baktığınız zaman da lavanta çiçeğidir onun kokusu. Bal resmen lavantadır. Şimdi burada ben şunu söyleyeyim. Karaciğer yağlanmasında ve transaminaz dediğimiz ALT, AST, işte GGT, gamma glutamil transferaz karaciğer enzimlerinin düşürülmesinde, kontrol altına alınmasında lavanta çayı çok fonksiyoneldir. Bak iyi bir yardımcıdır. Şimdi efendim bir de bakın pankreas, eğer pankreatit şikayetiniz varsa pankreas iltihaplanmasında lavanta çayı da iyi bir yardımcıdır, iyi bir destekleyicidir. Yüksek olan amilaz enzimini, pankreas kaynaklı amilaz enzimini de düşürür, dengesine getirir. Şimdi şöyle düşünün, bunun balının içerisinde işte arı nereden alıyor bunu? Lavanta çiçeğinin nektarını alıyor ve bunu bala dönüştürüyor. Glukoz ve fruktoz, işte bunun içerisinde katalaz enzimi var, glukoz, oksidaz enzimi var, değişik enzimler daha var. Bunlar hep arı kaynaklı.
Şimdi böyle bir balı da eğer lavanta çiçeğinin çayını yapıp bunun içerisine bir çay kaşığı da lavanta çiçeğinin balından ilave ederseniz, eğer karaciğer kanseri, eğer pankreas kanseri gibi bir şikayet söz konusu ise veya buna bir yatkınlık var ise, bakın yatkınlık var ise bunu bundan dolayı sizi korur ve o rahatsızlığınız da daha başlangıç aşamasında ise, neoplazi döneminde ise, yeni başlamış ise, atipik hücreleri gelişmiş ise evelallah bunu da ne yapacaktır? Ortadan kaldıracaktır. İşte balla siz o çiçeğin saplarından, lavantanın saplarından ve çiçeğinden o çayı yapıyorsunuz. Ayrıca onun içerisine lavantanın da ne yapıyorsunuz? Bir çay kaşığı balını ilave ediyorsunuz. Bakınız Hüseyin Bey, değerli kardeşim, Osmanlı'nın otacı kültürünü ayaklar altına aldılar. Çerçöp kocakarı ilacı dediler. Ve bugün işte doğaya tekrar dönüş, tekrar yöneliş var. Çünkü insan bunun bedelini ödüyor. Osmanlı'nın macun kültüründe var bunlar. Hemen macun yapıyor. Ondan onu karıştırır, onun içine onu koyar, macun al. Yok böyle bir şey. Uydurmasınlar. Tabii ki. Uyduruyorlar. Göz boyaması yapıyorlar. Tıbbi bitkileri alıyorlar, 8, 9, 10 tanesini, kişi derdine derman arıyor ya, bunları karıştırıyorlar. Ha diyor vatandaş da, ya bunda bir ilim var, bu kişide bir hikmet var diyor. Küllün yalan. Ben hayatımda iki bitkiyi zor karıştırırım. Çünkü kimyası o kadar değişiyor ki, yani bir bitkiyle siz ikinci bir bitkiyi karıştırdığınızda aman Allah'ım ne reaksiyonlar ortaya çıkıyor. Hele hele 3, 4, 5 tanesini karıştırdığınız zaman ben onun kimyasını çözemem. Buna ne laboratuvar imkanınız el verir, ne de insanın beyni buna el verir. Yok böyle bir şey. Sırf onlar ticari amaçlı göz boyamaya gidiyorlar. İşte bakın şimdi, Türk Anadolu toprakları bize Allah'ın bir lütfu. 12.054 çeşit bugün Tarım Bakanlığı'nın tespit ettiği bitki çeşitlerimiz var Anadolu'da. Bunun yaklaşık olarak 6.000 tanesi endemik bitkidir. Yöreye göre, yani bize has, Anadolu topraklarına has özgü bitkilerimizdir. Şimdi efendim bunların ballarını karıştırmayacaksınız. Lavanta balıysa üstüne yazacaksınız lavanta balı. Çorum balıysa Çorum yaylasından yazın üstüne, bu işte Çorum bölgesinin balıdır diye. Tunceli ise Tunceli balı diyeceksiniz. Bitlis ise Bitlis balı diyeceksiniz. Neden bunu söylüyorum? Çünkü her yörenin bitkileri farklı. Düşünebiliyor musunuz? Aslan pençesinin, Alkimilla vulgaris bitkisinin çiçeğinden bal yapan bir arının siz balını kullanıyorsanız ve bu aslan pençesinin çayını da yaptıysanız, bu nedir? Hormon dengeleyicidir. Evelallah bir de bir çay kaşığı aslan pençesinin çiçekleriyle zenginleştirilmiş balı bunun içerisine koyduğunuz zaman siz ne rahim kanserinden, ne serviks kanserinden, ne de yumurtalık kanserinden korkmayın. Önler, Yüce Allah ne diyor? Size ne oluyor da bana tevekkül etmiyorsunuz? Gittiğiniz yol dost doğru ise, işte o yolda aklın yolu, bilimin yoludur. Bunların içerisinde hep bilimsellik var. Biraz önce dedim ki her canlı yaratılışına göre hareket eder. Arı da yaratılışına, ilahi programına göre hareket eder. Onu siz değiştiremezsiniz. Dolayısıyla burada bilinmesi gereken şey, balların kesinlikle ve kesinlikle karıştırılmaması lazım. Çünkü şifa gücünü kaybettiriyorsun. Çünkü hocam bir de bu söylediğinizi destekleyici bir bilgi vereyim ben değerli seyircilerimize. Karışmadan birbirlerinin, zaten bütün bu balların tek tek neye yaradığı aşağı yukarı belirlenmiş. Ihlamur balı, sinir yatıştırıcı, uykusuzluk giderici. Tek tek saymayayım burada, çok fazla var, evet. Vaktimizi alır ama nane balı başka bir şeye, kuş dili balı başka bir şeye, portakal balı başka bir şeye yarıyor. Evet. Sizin söylediğiniz gibi lavanta balı başka bir şeye yarıyor. Evet. Bunların hepsini birbirine bakın, karıştırınca... Bakın ıhlamur diyoruz değil mi? Evet. Efendim eğer ıhlamurun ben yepyeni özelliğini söyleyeyim size ki bunu
yaklaşık olarak 6-7 aydır antidepresan olarak söylüyorum, evet. Değil mi Hediye kızım? Evet. Ihlamur. Bakın hala kimyası araştırılmamıştır. Evelallah bunu içerisindeki etkin maddeleri biliyoruz. Baktığımda gördüm ki hani biraz literatür taraması yaptım. Ya şu ıhlamuru insanlık yani çok eski yıllardan beri kullan. Ne varmış şunun içinde, kimler araştırmış bunu? Bir şeyi bulamıyorsunuz. E baktık ki içerisinde antidepresan özelliği var. Yani orta şiddet, az ve orta şiddet depresyon rahatsızlığınız varsa ıhlamur çayı için ve hele hele bunu bir de ıhlamur balıyla karıştırırsanız bir çay kaşığı, ya Rabbi işte. Ya Resulallah, hikmetinden sual olunmaz. Şimdi işte yani bütün bunların korunması lazım. Bu bilgilerin insanlığın hizmetine sunulması lazım. Bakın bilgide irade yoktur Hüseyin. Yoktur bilgide, irade bulamazsınız. Bilgiye iradesini yükleyen insandır. Ne yapıyorsunuz? Onu faydalı hale getirirsiniz. Ha zararlı da hale de getirirsiniz. Kesinlikle. İşte biz onlara cahiller diyoruz. Cahiller bilgiyi zararlı hale getirendir. Şimdi efendim herkes üniversite mi bitirecek? Yunus Emre üniversiteye mi gitti? Lise mi gördü? Ortaokul mu gördü? Yani ne oldu Yunus? Yunus ümmidir. Anne demek biliyorsunuz. Anadan doğma bilgili. Her insanda Allah bir özellik, bir görev ona atfetmiştir. O sorumluluğunu o kendisi ister, istesin, ister istemesin onu yapacaktır. Dolayısıyla bilgiye insanoğlu bilgiyi alır ve ona iradesini uygular ve bundan faydalanmaya çalışır. Tam da burada Bilim ve Teknik Dergisi'nin evet, burada Nisan da sayısı. Şey bitkisi vardı. O civan perçemi. Görelim onu tekrar. Beyaz şeyli. Evet efendim. Bilim ve Teknik Dergisi'nin TÜBİTAK'ın dergisi biliyorsunuz hocam Nisan sayısında bal bakterilerin antibiyotik direncini zayıflatıyor başlıklı bir haber var. Bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç kazanması giderek büyüyen bir sorun. Çok tartışılıyor evet. Günümüzde de. Amerikan Kimya Topluluğu'nun hocam bakın Amerikan Kimya Topluluğu'nun evet. 247. ulusal toplantısında sunulan bir araştırma balın bu soruna çözüm olabileceğini ileri sürüyor. Evet. Araştırmacılardan Salva Regina Üniversitesi Kimya Bölümü, tekrar kimya bölümünün altını çiziyorum. Evet. Öğretim üyesi Dr. Suzanne Meswich, bal enfeksiyonlarla savaşabildiği için bakterilerin direnç kazanmasının zorlaştığını belirtiyor. Bal içerdiği hidrojen peroksit, yüksek konsantrasyonda... Biraz önce bahsettim, katalaz evet. Dedim ya, evet. İşte katalaz enzimi hidrojen peroksidi de parçalar. Vesaire vesaire, bu böyle gidiyor. Bilim ve Teknik Dergisi'nin sayısında var. Tekrar ediyorum, Amerikan Kimya Topluluğu'nun 247. Evet. Ulusal Toplantısı. Özellikle bakın, neden kimya dediğimde seyircilerimiz evet. Anlayacaklar. Doktor Eichmann B1 vitaminini buluyor fakat molekül yapısının ne olduğunu keşfedemiyor. Bunu bir kimyacı buluyor. Casimir. Evet, bununla da Nobel ödülü veriyorlar sonradan. Şimdi bakın şunu söylemeye çalışıyorum. Kimyasını bilmediğiniz hiçbir şeyi kullanamazsınız, öneremezsiniz. Kimyasını bileceksiniz. Yani onun nasıl bir fonksiyonel yapıya sahip olduğunu ortaya koymak zorundasınız. Bakın ben ilk televizyonlara çıktığımda Hüseyin bundan 10-15 yıl önce çok fazla kimyasını anlatmazdım. Benim bütün hedefim değerli halkımıza bu kürlerin nasıl bir şifa kaynağı olduğunu anlatmaya başladım. İnsanlar ne yaptı? Fayda gördü, arkadaşını anlattı. Ağız propagandasıdır. Burada çok önemli olan faktör. Ben şimdi yeni son 2-3 yıldır bu işin kimyasını anlatmaya başlıyorum. Bu sefer ne oluyor? Tabii ki bunu bilimsel temellere de oturtmuş oluyorsunuz. Ama benim için halk sağlığı birinci derecede önemli. Bir de şunu söyleyeyim. Bazen hani bu bal dedi ki ha o özelliğini de söyleyeyim. Bakın bal asidiktir. Bazik değildir, nötral değildir. Asidik bir yapısı var. Yaklaşık 4,5 ile 5 pH'tadır bal. Evet. Bunu işte. Niye böyle çektiğimi yayınlarımızı takip eden değerli seyircilerimiz bilecektir. Neden hocam ben şimdi bu balı böyle evet. Uzatıyorum? Siz söyler misiniz lütfen? Şimdi
bu balın bir yerde neyini gösteriyor? Kalitesini gösteriyor. Yani eğer siz buna şeker ilave etmiş olsaydınız, glikoz oranı yüksek olmuş, bakın hala ip gidiyor. Gibi ilgin, boyun bu tabii kadar. Ki bunu yapamazdınız. Şimdi başka parametreler de var tabii. Elbette. Yani sadece bununla ölçülmüyor. Tabii ki. Hocam peki bal yararlı mı zararlı mı? Çok net. Siz şu anda bütün faydalarını anlattınız. Ama diyetisyenler de diyorlar ki lütfen beni mazur görsünler. Balı yemeyeceksiniz, kullanmayacaksınız. Allah Allah. Ben bir diyet listesinde görmedim. Yanlışsam lütfen beni düzeltsinler. Elbette düzeltirler. Haddimi aşmak istemiyorum. Kimsenin ilim alanına giremem ama ben kendi eşimin de kullandığı diyet listesinde bal yok. İnterneti açıp herhangi kitaplara bakanlar da görecekler ki kesinlikle bal yemeyin, bal yemeyin, bal yemeyin. Kulakları çınlasın Canan Karatay hocam da balı kesinlikle hiç kimseye tavsiye etmez ve yedirmez. Evet. Peki biz bu balı yiyecek miyiz, yemeyecek miyiz? Şimdi, Kur'an'da açık ayet var. Nahl suresi şifa okuduk. Kaynağıdır aynı zamanda diyor. Şimdi efendim bakın ben şöyle bir şey söyleyeyim size. Yani örnek anlamında bakın. Ondan önce hocam çok özür dilerim. Ne olur lafınızı unutmayın. Peygamberin bir hadisini okuyabilir miyim? Buyurun. Helalinden kazanılan para ile bal satın alınır, yağmur suyu ile içilirse ölümden başka her derde şifa verir. Bir diğer hadisi. İki şifa kaynağına devam ediniz. Onlar da Kur'an ve baldır. Evet. Aynen. Bu kitabın ayetleri birer şifa kaynağıdır. Neyi nerede nasıl okuyacağınızı da bileceksiniz yani. Şimdi efendim bakın ben şunu söyleyeyim. Bal öldürür mü? Evet öldürür. Hangi bal? Deli bal. Yani bu Batı Karadeniz'de işte Çarşamba'dır, Samsun'dur, Kastamonu bölgesinde siyah avu zehir demektir aynı zamanda. Siyah avu veya işte söylediğim gibi kara avu da diyorlar buna, sarı avu da diyorlar. Şimdi buradaki bu bölgede yetişen bir bitki var. Rododendron deniyor buna. Bundan bal yapan arıların balını 50 gram ve yukarısı tükettiğiniz zaman aşırı terleme başlar. Uykusuzluk başlar, mide krampları başlar, mide bulantısı başlar. Buna işte o yörede deli bal denir. Ha bu balı ne yapacaksınız? Dökecek misiniz? Hayır. Bir yıl bekletin. Bu özelliği yani bu toksik etkisi yok olur. Veya o balı ısıtırsınız bir taşım kaynattığınızda içindeki bu toksik maddeler kaybolur. Tabii ki faydalı olan protein ve enzimler de deproteinize oluyor ama en azından onun gıda değerinden, besin değerinden istifade etmiş oluyorsunuz. Bunu söylemiş olayım. Bu çok önemli hocam çünkü sizin söylediğiniz şey aynen şu şekilde acı deli bal çok az yenildiğinde sinir bozukluğuna iyi geliyor. Çok yenildiğinde de merkezi sinir sistemini siniri bozuyor. Evet, kilitliyor ve ölüme yol açabiliyor. İşte bakın Rahman suresi diyor ki Yüce Allah iki kelime dengeyi bozmayın. Her şeyde bir ölçü var. Üstüne çıkarsanız zararlı, altında kalırsanız da zararlı. Tam onu dengede vereceksiniz. Neydi? Dopamin örneğini veriyoruz. Yükselirse bu beyinde şizofreni